Ambulans! Ambulans! Ambulansa rağmen! Aydın! Ölük! Hemen o adamı bulun bana! Derhal! Orhan! Orhan! Orhan sakın ölme Orhan! Allah kahretsin! Yalvarırım ölme, anlat gerçekleri Orhan! Her şeyi Fehmi Koca Bey yaptı. Aileni Mustafa Koca Bey öldürdü. Oğlunu kurtarabilmek için beni yaktılar. Şimdi bana inandın mı Sümer? Fehmi Koca Bey el kanlı bir katil. Senin anneni babanı, benim kardeşimi öldürdü. Şimdi de Orhan'ı öldürdü. Fehmi Koca Bey kuzu postuna bürünmüş bir kurt. Eli kanlı bir katil. Çınar, bunu görmüyor musun? Çınar nereye gitti ki acaba ya? Bir etrafa bakayım. Suzan abla günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Çınar'ı gördün mü? Çınar Bey alt bahçede. Tamam, teşekkür ederim. Çınar, ne yapıyorsun burada? Düşünüyorum. Sen kaç saattir buradasın? Uyumadın mı hiç? Uyku tutmadan. Neye canın sıkıldı peki? Çınar, hayatım neden susuyorsun? Deniz, kafam çok karışık. Aklımda bir sürü var ama bu soruların hiçbirinin bir cevabı yok. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kafanı karıştıran ne peki? Tekin'in konuş dediği adam mı? Bu neydi adı? Orhan. Orhan Akso. Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne dedi peki? Çınar söylesene, ailenle ilgili bir şey anlatacağım diyordu. Anlattı mı? Ya bana çok kötü bir oyun oynuyorlar. Ya da bugüne kadar inandığım her şey kocaman bir yalan Deniz. Ne yaptın Sadık, iş bitti mi? Bitti. Konuşamayacaksın oğlum. Hiçbir şey anlatamayacaksın. Bu iş bu kadar. Kesin mi? Orhan problemini sonunda hallettik. Hakkın rahmetine kavuştu kendisi. Artık arkana yaslanıp rahatına bakabilirsin. Tekin'in ipini çekmeden içim rahat etmez. Orhan'ın ölümüyle ilişkimiz olduğunu anlamıştır. Karşı bir hamle yapacaktır. Ben takipteyim Tekin. Takipte olmak yetmez. Ne hamle yapacak diye bekleyemeyiz. Ondan hep bir adım önde olmamız gerekiyor. Hatta bir adım bile atmasına izin vermeyelim.
Günaydın. Günaydın kardeşim. Bugün büyük gün Özgür. Çok heyecanlıyım. Umarım her şey istediğin gibi olur. Sen iyi misin? Tabii ya. Ailevi bir sıkıntım var demiştin. Kusura bakma. Yani sorun değil. Senin de derdin başından aşkın. Bizde meseleler hep aynı Mert. Abim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok kardeşim. Sen öykünün aklını başına getir. Mutlu olun, bana yeter. Bu defa başaracağım Özgür. Ama bak, sen olmazsan ben bunu başaramam. O zaman başlatalım mı operasyonu? Haydi. Ha? Arıyorum bak. Ara ara ara. Öykücüğüm selam. Umarım çıkmadan yakaladım seni. Şimdi çıkıyordum. Neden? Tamamdır. Bu akşam bir grup mekanı kapatmıştı biliyorsundur. Onlar kendi catering firmalarıyla da anlaşmışlar. Yani servis elemanı getiriyorlar. O yüzden bize ihtiyaç yok. Sen biraz daha oyalansan diyorum. Ben sana çıkman için haber versem, öyle gelsen. Nasıl olur? Anladım. Tamam. Sorun değil. Sen bana haber verirsin o zaman. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Görev tamam kardeşim. Süper. O zaman başlayalım. Başlayalım. Günaydın. Gel kızım. Şöyle bir iki lokma ağzına bir şey at da ondan sonra gideceğim. Hadi. Bugün beraber kahvaltı edebiliriz. Kafede organizasyon varmış da geç gideceğim. Ay oh ne güzel olmuş. Uzun zamandır kızımla şöyle karşılıklı kahvaltı edememiştik. Ay kafe dedin de. Şu Leyla Hanım'ın oğlu Mert ne tatlı çocukmuş. Güler yüzlü, hatır şinas. Annesine hiç çekmemiş belli. Hı, öyledir. Senin pek aran yok galiba Mert'le. Anne Mert'le benim aramda ne olabilir ki? İş arkadaşım o benim. Kızım ben öyle mi dedim? Tabii ki Mert'le aranda bir şey olamaz. O senin iş arkadaşın. Nişanlı kızsın sen. Yani böyle biraz burun kıvırdın da onun için dedim. Ben bir şey yapmadım anne. Ama seni de hiç anlamadım. Dünden beri Mert aşağı Mert yukarı. Müstakbel damadını bile bu kadar övmedi. Nereye kızım? Benim iştahım kaçtı. Sana afiyet olsun. Aa. Ya ben ne dedim ki şimdi? Yine yaptın yapacağını Fehmi Koca Bey. Ama bu defa başaramadın. Orhan'ın konuşmasına engel olamadın. Çınar gerçekleri gördü. Az kaldı. Sonun geliyor. Ailem Orhan Aksu öldürmemiştiniz. Kim öldürmüş? Mustafa Koca Bey. Ne? Aman ama nasıl olur böyle bir şey? Suçu da Orhan'ın üzerine atmışlar. Ya... İyi de senin abin yangında ölmedi mi Çınar? Evet. Tesadüfe bak ki yangının çıkış tarihiyle ailemin ölümü arasında yalnızca birkaç gün var. Yani abin ölüyor ve suçu da başkasının üstüne atıyorlar. Aynen öyle demiş. Kim yapmış peki bunu? Fehmi. Fehmi baba mı? Evet. Açmayacak mısın? Kimseye güvenmiyorum Deniz. Ne ona ne de başkasına. Fehmi babaya da mı güvenmiyorsun? Deniz bilmiyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Merhaba çocuklar. Biraz konuşabilir miyiz? Acil bir toplantıya katılmam lazım. Sonra konuşalım mı? Tamam sonra konuşalım. Neden kaçıyorsun gerçeklerden Çınar? Ümit!
bunu Çınar'a ulaştır hemen. Emredersiniz. Asıl düşmanın Fehmi olduğunu anlayacaksın Çınar. Anlamak zorundasın. Tanıştıktan sonra bambaşka bir adam oldum. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Daha mutluyum. Kendi kendime gülümserken yakalıyorum bazen. Bunu bana siz yaptınız Leyla Hanım. Leyla. Efendim? Leyla'cığım, nasılsın? İyiyim tatlım, sen? İyiyim. Hatta moda evindeysen daha iyi olacağım. Nasıl yani? İzmir'deyim şekerim. Gerçekten mi? Neden haber vermedin? Sürpriz olsun istedim. Moda evinde misin? Şimdi geçiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz canım. Selam millet. Hoş geldin Sinem. Hoş geldin. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Vallahi video hazır. Mekanı da kapattık. İşte Özgür Bey bir projeksiyon ayarlayacaktı. Aa, iyi hatırlattın. Ben hemen gidip onu alayım. İşte Özgür gelince tamamız. O zaman sıra bende. Öykü nerede? Özgür geç gel dedi ya, oyalanıyordur. Sahi ya, sen Öykü'nün ev adresini biliyor musun? Yok ya, ben nereden bileceğim Öykü'nün? Dur ben hemen yazayım sana. İkna edersin değil mi? O iş bende. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Efendim hayat. Bebeğimiz babasını özlemiş. Ben de onu özledim. Sen nasılsın? Sağlığın nasıl? İyiyim, sorun yok. Sen niye kızdın şimdi? Ya sadece bunu mu düşünüyorsun? Ya sağlığım iyi ama moralim kötü, onu ne yapacağız? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu yok Yalçın. Sen yanımda yoksun, sorun bu. Hamileliğimin en güzel, en heyecanlı zamanlarımda yanımda yoksun. Ya bebeğimiz her gün büyüyor. Bu heyecanı seninle paylaşmak istiyorum ama sen yanımda değilsin. Ben sevgilimi, ya bebeğimiz de babasının yanında istiyor. Sana ihtiyacımız var Yalçın. Doğru söylüyorsun. Benim de size ihtiyacım var. Geliyorum. Tamam. Yalçın. Bir yere mi gidiyorsun? Evet, işim var. Kiminle? Ahu, biz bunları konuştuk değil mi? Beni sık boğaz etmeyecektin. Yalçın, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Biz bir şeyler yaşadık. Ben tam her şey yoluna giriyor derken sen o kadının evine mi gidiyorsun? O kadın dediğin benden bebek bekliyor. Şişt, duracaklar, sessiz ol. Ama sen benim kocamsın. Ve Esin de bizim kızımız. Anne, baba. Çınar. Fehmi babaya anlatacak mısın?
Ya Orhan'ın söyledikleri doğru derse Deniz? Ya Özale'nin katili ailen bildiğin insanlar derse ben ne yapacağım? Hayatım tamam da bu şüpheyle yaşamak daha zor olmayacak mı senin için? Çınar Bey, kurye bunu sizin için bıraktı efendim. Teşekkürler Suzan abla. Kimden? Bilmiyorum, üzerinde isim yazmıyor. Açmayacak mısın? Bakacak mısın? Yalnız baksam daha iyi. Tamam. Sen nasıl istersen. Bak, sabahtan biri çıkmadı odasından. Kesin bir derdi var ama ne? Yani acaba nişanlanmak mı istemiyor diyeceğim ama yok, ısrarla kendi istedi. Yok, var bir derdi. Yok, ben en iyisi bir Deniz'i arayayım da konuşsun, ağzını arasın. Sinem, hoş geldin kızım. Merhaba Aysel Hanım. Öykü'yle görüşecektim, haber vermeden geldim ama. Öykü odasında. Geç içeri. Teşekkür ederim. Evet Sinem, yine hangi önemli dedikodu için geldin buraya acaba sen? Seninle bir konuda konuşmaya geldim. Yani daha doğrusu bir konuda uyarmaya. Ne uyarısı? Mert'le ben yeni bir ilişkiye başlamak üzereyiz. Daha iyi bir yalan bulamadın mı buraya gelmek için? Yalan değil ki hayatım. Gerçeğin ta kendisi. Mert desene. Böyle bir şey mümkün değil. Ya kendine ve Mert'e bu kadar çok güvenme be Öykücük. Hem sen nişanlanmıyor musun? Mert'in özel hayatı niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Bak, benim Mert'e aşık olduğumu biliyorsun. Sırf sana olan saygımdan dolayı bu zamana kadar geri çekildim. Ama artık nişanlandığına göre öyle bir şey yapmaya gerek kalmadığını düşündüm. Ha, iyi ki de öyle düşünmüşüm. Mert de bana karşı boş değilmiş. Ben Mert'i çok seviyorum. Mert de bana aşık. Yani özetle Mert'ten ve bizim ilişkimizden uzak duracaksın. Oo, dur yardım edeyim. Oğlum çok güzel görünüyor lan. Kralsın. Ben dedim sana değil mi? Devlerin aşkına da dev bir perde yakışırdı. Oğlum elim ayağım tutmuyor. Çok heyecanlıyım. Mert sakin ol. Bak Öykü yabancı değil. Sevgilin, sevgilin. Ya tamam öyle de. Hani uzun zamandır ayrıyız ya. Sanki böyle yeni aşkımı ilan edeceğim de dilim tutulacakmış gibi hissediyorum. Konuşmanı hazırlamadın değil mi sen? Yok ya, öyle yapmayacağım. O an içimden ne gelirse onu söyleyeceğim. Bence öylesi daha samimi olur. Ha, bence çok iyi düşünmüşsün. Hadi be Mert, bu sefer olsun bu iş. Umarım. Umarım. Yine mi tartışıyorsunuz siz ya? Konu ne? Yok kızım, ne tartışması? Baban bu aralar işleriyle biraz fazla ilgileniyor ya. Baba, annem neden sana sen benim kocamsın, Esin de bizim kızımız dedi? Ben surat yapınca Koca Bey Holding'in yöneticisiyim. Ben ne yapayım dedi. Ben de ama sen benim kocamsın dedim. Bu yaşta liseliler gibi kızımıza yakalandık ya. Ay ben çok utandım. Baba, bak doğruyu söyle bana. Anneme bir şey söylemedin değil mi? Ya Deniz'e ne yaptığımı anneme söylediysen eğer gerçekten... Prenses, aramızda sır. Baba ya, çok korktum bir an söyledin diye. Söyler miyim hiç? Teşekkür ederim babacığım. Ne zaman baba kız günü yapıyoruz?
En müsait vakitte yapalım. İyi bakalım, öyle olsun. Söz. Tamam. Merhabalar. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Buyurun. Ben Leyla Hanım'a bakmıştım. Leyla Hanım evde yok efendim. Moda evine kadar gitti. Ha öyle mi? Hata bende tabii. Haber vermeden gelmemeliydim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sen işine bak Suzan. Peki. Ben misafirimize ilgilenirim. Senin ne işin var burada? Gelmişken seni de görmek çok güzel oldu. Özlemişim. Bana bak. Benimle oyun oynamayı bırak. Defol git bu konaktan. Bir daha seni çevremde görmek istemiyorum. Hiç merak etme benim eski sevgili karıcığım. Senin için gelmedim zaten. Benim için çok daha önemli olan biri için geldim. Burada yokmuş, ben de gidiyorum. Yalan söylüyorsun. Sana hiç inanmıyorum. Böyle söyleyeceğini tahmin etmiştim. Ama belki Mert'in bana verdiği hediyeyi görünce ikna olursun. Bunun sende ne işi var? Öykücüğüm. Demin söyledim ya sana. Mert bu elbiseyi bana hediye etti. Leyla Hanım, ben Mert'i vazgeçirmek için elimden geleni yapıyorum. Gerçekleri görüp Öykü'den vazgeçecek. Ama bu konuda sizin de bana yardımcı olmanız gerekiyor. Ne istiyorsan söyle. Mert er ya da geç moda evine dönecek. Buna inanıyorum. O yüzden moda evinde Mert'e Öykü'yü hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırdım. Ama tek bir şey hariç. Neymiş o? Şu 4 mevsim koleksiyonundaki beyaz elbise. Ya Mert onu gördükçe Öykü'yü hatırlamaya devam edecek. Ha sizi suçlamaya da tabii ki. O yüzden o elbisenin moda evinden gitmesi gerekiyor. Tamam. Ben başka butiğe gönderirim. Yok olmaz. Niye? Yani olur tabii de. Eğer elbiseyi bana verirseniz... Ama çok güzel tasarlamışsın. Yani Mert üzerinde görünce adeta büyülendi. Gözlerime inanamıyorum. Çok güzel olmuşsun. Olmuş mu cidden? Sen nasıl bir şeysin ya?
Ben de ne kadar şanslı bir adamım ki senin kadar güzel bir sevgiliye sahibim. Bunu sana o mu verdi gerçekten? Hı hı. Ya sadece bununla da kalmadı. Bir de benimle kafede buluşmak istediğini söyledi. Ya bana evlenme teklif edecek galiba. Bugün. Bugün mi buluşmak istedi? Evet. Ama öncesinde bir kuaföre gideyim diyorum. Ne de olsa hayatımızın en mutlu günü olacak. Baş başa olacaksınız öyle mi? Hı hı. Sadece ikimiz olacakmışız. Çalışanlara da izin vermiş. Sahi sen bugün neden işe gitmediğini sanıyorsun ki? Neyse, uyarılarım bittiyse git istersen. Çünkü ben de Oğuz'la alışverişe falan çıkacağım. Cık. Aşk olsun Öykü. Bizi tebrik etmeyecek misin? Ay sen bozuldun mu yoksa? Umrunda değilsiniz Sinem. Ne sen umrundasın ne Mert, tamam mı? Ben evleniyorum farkındaysan. Mert benim için geride kaldı. İstediğini yapabilir. Ha bu arada, bu anlattıkların hepsi gerçekse eğer, tebrik ederim. İnanmıyorsan saat 5'te kafeye gel. Kendi gözünle gör. Ha, sana da iyi alışverişler bu arada. Biraz kendimi toplamam lazım. Peki. Suzan abla. Buyurun Deniz Hanım. Kimdi o giden? Mahmut Bey. Ya, niye gelmiş? Leyla Hanım'ı görmeye gelmiş. Anladım, teşekkür ederim. Yok, bu böyle olmayacak. Ya adamın bir konağa yerleşmediği kaldı. Ben en iyisi onunla yüz yüze konuşayım. Yani niyetini öğrenmem lazım. Tekme mi attın? Yok artık, daha neler. Henüz çok erken. Bir şey diyeyim mi? Bence erkek olacak. Niye öyle düşünüyorsun? Öyle hissediyorum. Ya biliyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. Ama ne olursa olsun onu çok seveceğim. Ya mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de. Artık tek bir hedefim var. O da senin ve bebeğimin mutluluğu. Artık benim istediklerim olacak. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama artık hepsi geride kaldı.
Önümüzdeki engellerin hepsi teker teker kalkacak. Kötü olan ne varsa geride bırakacağız. Sen, ben ve bebeğim. Üçümüz çok mutlu bir aile olacağız. Esin ne olacak? Yani onu arkanda bırakacak değilsin herhalde. Asla. Ama yeni ailesiyle tanıştırmak için biraz vakte ihtiyacım var. O da aramıza katıldığında üçümüz çok mutlu olacağız. Asıl en büyük engeli unutuyorsun. Neymiş? Baban. Unutur muyum hiç? O engel de yakında ortadan kalkacak. Ona çok güzel bir sürpriz bekliyor. Tamam, görüşürüz. Bu hastalıkta nereden çıktı sırası mı şimdi? Hadi toparla kendini Fehmi. Gel. İlaçlarınızı getirdim baba. Sağ ol kızım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Öksürdüğünüzü fark ettim. Vitamin de getirdim baba. Yatmadan önce de zencefilli çay getiririm size. Sağ ol kızım. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum be. Esas siz olmasınız biz ne yapardık baba? İyi ki varsınız. İzninizle. Nasıl gidiyor fuar hazırlıkları? Gayet hızlı. Ya Mahmut Bey de sizden bile hevesli görünüyor. Normal. Bu deraki ilk fuarı. Ya. Peki Mahmut Bey'in firmasının adı neydi? Hatırlayamadım. Türkiye'de yeniler o zaman. Evet öyle. İnanmıyorsan saat 5'te kafeye gel. Kendi gözünle gör. Anne, ben çıkıyorum. Nereye kızım? Bir işim var. Allah Allah. Bütün gün evde 5 karış suratla dolaştı. Şimdi de sinirle çıkıyor. Yok. Bir şey var bu kızda. Öyle sinirle çıktın. Kim bilir ne unuttun. Şevki burada mı? Siz de kimsiniz? Kusura bakma yenge. Arkadaşlarıyız. Arkadaşıysanız arayın konuşun. Böyle kapıya dayanmak olacak iş mi? Yenge aradık tabii de. Ulaşamadık. Merak ettik. Şevki'nin bize bir miktar borcu vardı da. Tahsilat zamanı geldi. Hatırlatmak istedik. Ne borcuymuş bu? Şevki biliyor konuyu. Zamanını öderse seviniriz. Rahatsız ettik. Hayırlı günler. Yine mi Şevki? Ya yetmedi mi kaybettiğin paralar? Ne yaptın kanka? Halledebildin mi? Tamam kardeşim. Kontrol ettim. Evet, güzel. Selam. Sinem. Konuştun mu Öykü'yle? Konuştum. Hayatımın konuşmasını yaptım. Hadi ya. Ne dedi? Ya böyle gözleri doldu, ağladı, ağlayacak. Ben çıkınca kesin ağlamıştır. Ya. Kesin seviyor beni. Seviyor. Yani eskisinden bile çok seviyor. Nasıl yani? Söyledi mi sana? Ya söylemedi de ben böyle gözüne bakınca anladım sevdiğini. Oldu bir iş Özgür. Yakında kavuşuyoruz. Umarım kardeşim. Merhaba.
Mert gerçekten Sinem'e aşık olmuş olabilir mi? Ya yok. Sinem yalan söylüyor. Ya iyi de. Mert niye hediye etsin ki elbiseyi? Belki de gerçekten unuttu beni. Hem fotoğraflarımızı da silmişti. Of. Ya bunlar gerçek mi yoksa Sinem'in oyunu mu, öğrenmek zorundayım. Nereye gidiyor bu kız koştura koştura ya? Tekin, ne yaptın? Kurtarabildin mi oğlumu? Hapisten çıkacak değil mi? Olmadı Nuri. Denedim ama olmadı. Anlamadım. Ne demek denedim olmadı? Ya söylemedin mi, bu çocuğun hiçbir suçu yok? Niye tutuyorsunuz içeride demedin mi? Dedim Nurhan. Ama oğlum suçluymuş. Kaçakçılık yapıyormuş. Yo yo. Serdar öyle bir şey yapmamıştır. Yapmaz. Keşke dediğin gibi olsa Nurhan. Ama şahitler, kanıtlar, her şeyi aleyhinde. Bugün mahkemeye götürecekler. Uzun süre hapis yatacak Serdar. Ben biraz hava almaya çıkıyorum. Lütfen gerçek olmasın. Lütfen bunların mantıklı bir açıklaması olsun. Lütfen. Lütfen. Tekin. Tekin. Neden yapıyorsun bunu? Gerçekleri görmen için Çınar. Fehmi Kocabey'in bunca yıldır seni yanında tutmasının tek bir sebebi var. Kocabey adının bir cinayetle anılmasını engellemek. Yoksa sen Çınar olarak Fehmi Kocabey'in umurunda bile değilsin. Ama benim umurumdasın. Ben sana neden inanayım? Çünkü ben senin amcanım. Sen benim kanımdan canımdan bir parçasın Çınar. İçten içe sen de benim doğru söylediğimi biliyorsun ama inanmamak için inat ediyorsun. Madem bunca kanıta rağmen hala bana inanmamakta ısrar ediyorsun, o zaman git Fehmi Kocabey'in gözlerinin içine bakarak sor. Bakalım bu defa sana ne yalanlar söyleyecek. Sana ne söylerse söylesin, bütün gerçeği Fehmi Kocabey'in gözlerinde göreceksin Çınar. Yine kumar borcu yapmış. Adamlar evimize kadar gelmiş, bizi tehdit ediyorlar. Hala inkar ediyor. Dur ama dur Şevki. Ben sana ne yapacağını çok iyi biliyorum. Geç kaldınız Şevki Efendi. Yok, hep bu saate geliyorum. Olur mu canım? Arkadaşlarını kaçırdın. Adamlar geldiler, beklediler, gittiler. Ayıp oldu adamlara. Ne arkadaşı ya? Ne arkadaşı olacak, kumar arkadaşı? Peşine taktığın itler evimize kadar gelip bizi tehdit ediyorlar. Ya sende hiç utanma yok mu? Senin bu evde karın var, gencecik kızın var. Ya utanmıyor musun bizi tehlikeye atmaya? Ya bilip bilmeden konuşma Aysel ya. Neyi bileceğim ya? Adamlar kapımıza kadar dayanıp borcunu ödesin diye tehdit ettiler. Ha onlar mı? Onlar kahvede geçen yemeğine tavla oynamıştı da. O kaybetmiştim. Onun için gelmişlerdir herhalde. Yalan söylemeyi de beceremiyorsun. Gerçi neyi düzgün yaptın ki bunu yapacaksın? Aysel sen yanlış bir şey... Boşuna nefesini tüketme Şevki. Bitti bu iş. Aysel ne işi, ne bitmesi? Biz bittik Şevki, biz bittik. Bu evlilik bitti.
Aysel. Dokunma bana. Defol git, nerede kalıyorsan kal. Boşanıyorum senden. Kusura bakmayın, ben... Evet, asıl siz kusura bakmayın. Ben böyle olmasını istemezdim. Size rahatsızlık vermek istemiyorum. Hiç olmamış gibi davranıp yürüyelim mi? Sağ olun, buyurun. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir derler. Hey koca Mahmut. Numara yapayım derken yeni yetme bir çocuk gibi aşık oldun. Mahmut Bey ile görüşmek istiyorum. Var bir dakika hemen. Gel. Mahmut Bey, bir ziyaretçiniz var. Kimseyle randevum yok. Kim geldi ki? Davetsiz misafir. İade-i ziyarete mi geldiniz Ahu Hanım? Bırak zevzekliği. Seninle konuşacağız. Tabii. Ama şimdi bir toplantım var. Hemen daha. Şimdi.